Şimdi bir ölçme aracında bulunması gereken özelliklerden arkadaşlar. İkincisi geçerlik. Üç tane özelliğimiz var biliyorsunuz. Geçerlik, güvenirlik ve nedir? Kullanışlılık. Bunlar içerisinde biz her zaman niye koyarız arkadaşlar? Bir numarayı geçerliğe koyarız. Neden? Öncelikle biz deriz ki bir ölçme aracı ölçmek istediği özelliği ölçsün. Yani amacına hizmet etsin. Yani yapmak istediği işi nedir? En iyi şekilde yapsın isteriz. Evet, yani geçerlik de bizim ifade ettiğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir ölçme için amacına nedir? Hizmet etme derecesidir. Amacına hizmet etme derecesidir diyoruz. Şimdi şöyle bir şey bak. Geçerlikte arkadaşlar her ölçme aracının bir amacı var. Yani bir özellik ölçüyor. Amaç dediğimiz şey bir özellik ölçüyor. Yani mesela termometre sıcaklık ölçüyor. Metre uzunluğu ölçüyor. Pusula yönleri buluyor. İşte testler bilgiyi ölçüyor, psikolojik özellikleri ölçüyor. Diyoruz ki biz bu işleri yani termometrenin işi sıcaklığı ölçsün, şunu iyi ölçsün, uzunluğu iyi ölçsün, yani şu özelliği iyi ölçsün istiyoruz. Mesela psikolojide psikoloji bilgisini iyi ölçsün. Mesela matematikte matematik bilgisini iyi ölçsün. Yani ya, ölçmek istediği özelliği iyi ölçsün istiyoruz. Amacımız burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Özelliğe sahip olanla olmayanı ayırmak istiyoruz. Özelliği sahip olanla olmayan nedir arkadaşlar? Hatırlayın, ayırt ediciliktir. Biz istiyoruz ki bir test ölçme aracının amacı bir özelliği ölçsün. Ölçmek istediği özelliği ölçsün. Yani yaptığı işi iyi yapsın. Neden? Çünkü niye biz özelliği ölçmek istiyoruz arkadaşlar? Çünkü özelliği sahip olanla olmayanı ne yapmak istiyoruz? En iyi şekilde ölçmeye çalışıyoruz. Peki hocam, siz dediniz ki güvenirlikte de ayırt edicilik vardı, şeyde de ayırt edicilik vardı. Şimdi güvenirlikte şöyle bir şey var arkadaşlar. Güvenirlik neydi? Hatırlayın. Güvenirlik sonuçtu. Evet. Ben sonuçları doğru belirleyeceğim. Evet. Şey amaç, geçerlik ama sonuçları doğru belirleyeceğim. Peki ben 10'luk adam puanla 10 yapıyorsam, 90'lık puanlı adamla 90 yapıyorsam, sonuçları gerçek belirliyorsam arkadaşlar, bu nedir? Sonuçlarla ilgili olduğu için güvenliktir. Peki bilenle bilmeyeni gerçekçi belirlersem, bilenle bilmeyeni ayırdım mı? Ayırdım. Yani güvenirlik sonuçla ilgilidir. Peki geçerlik nedir arkadaşlar? Yani nedir bu? Matematik bilgisi olsun arkadaşlar. Matematik testi. 10 alan adamı da 10 alan adamı 10 vereceksin. 90 alacak adamı da 90 vereceksin. Özelliği sahip olanla olmayanı ne yaptım arkadaşlar? Ayırdım. Sonuçların doğru gerçeği belirlenmesi nedir arkadaşlar? Güvenirlik, özelliği sahip olanla olmayanın nedir birbirinden ayrılması, özellikle de özelliği sahip olan bireylere biz ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Ön plana çıkarmaya çalışıyoruz geçerlikte. Şimdi geçerlikte böyle bir formülle ilişkilendirirsek daha iyi anlayabiliriz belki arkadaşlar. Şimdi geçerlik şöyle bir güvenirlik artı amaca uygunluk eşittir geçerlik. Güvenirlik, amaca uygunluk eşittir nedir arkadaşlar? Geçerlik. Şimdi buradan ne anlamı çıkaracağım ben arkadaşlar? Bak, bir testin, bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için öncelikle nedir arkadaşlar? Güvenilir olması lazım. Yani güvenilir olmayan bir test geçerli olmuyor. Güvenirlik ön koşul. Peki güvenirlik tek başına yetiyor mu arkadaşlar? Yetmiyor. Amaca da hizmet etmesi gerekiyor. Şu ikisi de gerçekleştiği zaman nedir? Geçerlik olmuş oluyor. Peki geçerli olan bir test sizce güvenilir olur mu? Geçerli olan bir test güvenilir olur mu? Ne dersiniz? Evet. Neden? Çünkü geçerlik sağlanmışsa burası da sağlanmıştır. Yani neden? Şurası ön koşul zaten. Peki şunu söylesem size. Geçerlik, güvenilik çok yüksek. Geçerlik de yüksek olabilir mi? Kesin diyebilir miyim? Mesela geçerlik yüksek olabilir diyebilir miyim? Kesin diyebilirim. Hayır. Neden? Çünkü şurası da var. Amaca da nedir arkadaşlar? Hizmet etmesi gerekiyor. Değil mi? Amacı da hizmet etmesi gerekiyor. Şu formülsel ilişkiyi aklınızda tutarsanız arkadaşlar, güvenilik ve geçerlik arasındaki ilişkiyi de çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Kurabiliriz. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kafanıza takılan bir şey. İlerledikçe zaten ayrımlarını daha iyi yapacağız. Bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz zaten. Herhalde yok, değil mi? Şeyle ilgili. Şimdi peki arkadaşlar, diyelim ki Elif
Her hafta derse 5 dakika geç giriyor. Herifin güvenilirliği ve geçerliği için ne diyebilirsiniz? Kavramlar üzerinden hareket edelim. Kavramlar üzerinden hareket edelim. Güvenilirliği ve geçerliği için ne diyebilirsiniz? İlknur hocam, neden güvenilir? Güvenilir değil ama geçerli değil Şeyma hocam. Çok güzel. Güvenilirlik yüksek. Evet hocam ya, harikasınız. Tutarlıktan dolayı değil mi? Tutarlıktan dolayı değil mi? Ya hep 5 dakika tutarlık olduğu için nedir arkadaşlar? Güvenilirlik yüksek. Ama amaca hizmet ediyor. Amaç nedir? Derse zamanında girmek. Değil mi? Geçerli değildir. Mesela diyelim ki sizi İlknur hocam yalancı şahit yazdılar. Allah göstermesin. Zor şeylerdir bunlar. Siz de gitmek zorunda kaldınız ve aydan aya mahkeme oluyor. 5 mahkeme oldu. 5'inde de aynı yalanı söylediniz. Güvenilirliğiniz ve geçerliğiniz için ne diyebilirsiniz? Güvenilirliğiniz ve geçerliğiniz için ne diyebilirsiniz? Amaca hizmet ediyor mu? Sizce amaca hizmet ediyor mu? Ne diyorsunuz? Yalancı şahitlik ediyor. Amaç doğruyu söylemek değil mi sizce? Evet, her zaman yapıyor, ne var? Bir kararlılık var, değil mi? Kararlılık olduğu için, şimdi araya zaman da girmiş. Aylık bir ayı da söyledim bu sefer bak. Değil mi? Yani araya bir aylık zaman girmiş. Nedir? Kararlılık var. Kararlılık varsa arkadaşlar ne vardır? Güvenirlik vardır, değil mi? Peki, şey, mahkemede amaç arkadaşlar yalan söylemek midir? Değil, değil mi? Evet. Yani yalan söyle. Amaç nedir arkadaşlar? Doğruyu söyleyip haklıyı haksızdan ne yapmaktır? Ayırmaktır, değil mi? Ama kararlı davrandığı için güvenirliği var ama amacı hizmeti etmiyor. Amacı nedir arkadaşlar? Mahkemede ne gördüyse, doğru neyse nedir? Onu ifade etmektir. Yoksa haksız bir insanı ne yapmış oluyorsunuz? Mahkum etmiş oluyorsunuz. Geçerli olmuyorsunuz, değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle şey vardır. Bak. Şöyle bir üç kişi şöyle dart oyunu oynayalım. Birinci kişi bunu oynasın. İkinci kişi bunu oynasın. Üçüncü kişi de arkadaşlar bunu oynasın. Birinci kişi dört atış yapalım. İkinci kişi, üçüncü kişi de şurada, dört de burada. Dört atış için ne diyorsunuz arkadaşlar? Dört atış için ne diyorsunuz? Güvenilirlik ve geçerlilik açısından. Şimdi üçten mi bahsediyor? Üç nedir? Bir kere üç. Tutarlılık var değil mi? Amacı da hizmet etmiş. Amaç burası. Evet. Güvenilir, geçerli. Peki biri için ne diyorsunuz? Evet, tutarlık var değil mi? Bakın aynı yerde tutarlık olduğu için nedir? Güvenilir. Ama amaç nedir? Şuraya vurmak. Amacı hizmet etmemiş bakın. Güvenilir olması tek başına yetmiyor arkadaşlar, geçerli olması için. Peki burası ne tutarlık var ne de amaç var, değil mi? Güvenilir de değil, geçerli de değil arkadaşlar. Yani ilişkileri bu şekilde değerlendireceğiz. Süreç içerisinde zaten örneklerde arkadaşlar daha da ayrıntısını göreceğiz. Geçerlikte arkadaşlar geçerlik katsayımız eksi 1 ile artı 1 arasında da. Şeyde hatırlayalım. Şeyde neydi arkadaşlar? Güvenlik katsayısı kaçtı? 0 ile 1 arası. Öğrenci eksi yanlış yapamayacağına göre eksi değer almıyordu. Ama geçerlikte nedir arkadaşlar? Eksi değer alıyor. Eksi 1 ile artı 1 arasında da. Biz geçerliği nereden kabul ediyoruz arkadaşlar? 0, 30 ve üzeri 1'e ne kadar yaklaşırsa geçerlik o kadar artıyor. Tabii geçerlik yoktur ya da işte vardır yoktur sorunundan daha çok derece az mı çok mu geçerli o şekilde değerlendirilir. Geçerlik düşük olursa geçerlik düşük deriz. Yüksek olursa geçerlik yüksek. Geçerlik yok ya da var demeyiz arkadaşlar. He, düşük ya da yüksek deriz. Geçerlik türlerine geldiğimizde arkadaşlar şunları göreceğiz. Bu geçerlik türlerinden soru geliyor. Önce kapsamı göreceğiz. Kapsam.
Sonra ölçüt geçerliğini göreceğiz. İkiye ayıracağız ölçüt geçerliğini. Uygunluk geçerliği ve yoğurlama geçerliği olarak ne yapacağız arkadaşlar göreceğiz. Son yıllarda şuradan soru çok geliyor arkadaşlar. Yapı geçerliğini mutlaka iyi kavramamız lazım. Bence geçerliğin ta kendisidir. Son yıllarda ÖSYM'e bunu gerçek değerini vermeye başladı. Bence doğru da yapıyor. Geçerlik demek yapı geçerliği demektir zaten. Görünüş geçerliği ilk bakışta nedir arkadaşlar? Testin niye ölçüp ölçmediğini görebileceğiz. Çağdaş değerlendirmede arkadaşlar bir ölçme aracı yine öğretim amacıyla kullanılıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Çağdaş değerlendirmede sonuçsal geçerlik diyeceğiz. Şu geçmez pek kaynaklarda ama literatürde var arkadaşlar, akademik kaynaklarda var. Her an soru gelebilir, bir cümleyle ne olduğunu yine birlikte değerlendirelim. Bir sırayla bunları ne yapacağız arkadaşlar göreceğiz. Önce kapsam geçerli, adından da anlaşılıyor. Değil mi? Kapsam geçerli, yani içerikle ilgili bir geçerlik bu arkadaşlar. İçerik bakımından bir test amacına hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Yani şöyle bakın arkadaşlar, şimdi kapsayacak. Benim şöyle test hazırlayacağım, tamam mı? Şöyle bir test hazırlayacağım. Ne testi olsun arkadaşlar? İşte atıyorum tarih testi olsun. 4 konu anlattım ya da ünit anlattım. 2, 3, 4. Bak, kapsam demek arkadaşlar, kapsam demek yani şu içeriği, şu konular, içerik demek, konu demek zaten arkadaşlar. Ben üçünden de ne yapacağım arkadaşlar? Soru soracağım. Eğer üçünden de soru soruyorsam arkadaşlar ne olacaktır? Ne olacaktır? Kapsam geçerli artacaktır. Evet. Ama mesela üçüncü konuyu arkadaşlar anlattığım halde soru sormazsam, dışarıda bırakırsam ne olur? Kapsam geçerliği düşer. Bak, kaç tane konu anlattıysam arkadaşlar o konulardan hepsinden ne yapmak durumdayım? Soru sormak durumdayım. Yani dışarıda sorularım bunları kapsayacak. Testindeki sorular bunları kapsayacak. Peki 5. üniteyi anlatmadım. Soru sordum. Kapsam geçerliği için ne diyebilirsiniz? Soru sordum. Kapsam geçerliği için ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Düşer. Neden biliyor musunuz? Bak, kapsamın dışına çıktı. Ben anlattığım yerden, konulardan, kazandırdığım hedef davranışlardan testinde soru sorabilirim arkadaşlar. Anlatmadığım konudan, üniteden, kazandırmadığım hedef davranıştan soru sorarsam kapsamın dışına çıkarım. Kapsamın dışına çık. Bak, bunu anlatmadığım halde sordum. Kapsamın dışına çıkarım. Kapsam geçerli ne yapar arkadaşlar? Düşer. Yani kapsam dediğimiz olay bu. Bu mantıkta bakacağız. Peki o zaman ben ne anlayacağım arkadaşlar? Burada ne var? Sorular var. Ve sorular nedir arkadaşlar? Burada şu konuları örneklendirecek. Şu konuları temsil edecek. Yani buradaki hedef davranışları, özellikle kritik olan hedef davranışları ne yapacak arkadaşlar? Yoklayacak. Tamam mı? Yani kapsam geçerli dediğimiz olay bu. Şimdi iç tutarlılıkla genelde ters orantılıdır diyoruz. Mantığı nedir? Hatırlayan arkadaşım var mı arkadaşlar? İç tutarlılıkta ben niye bakıyordum? Yine elimde bir test vardı. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir test vardı. İç tutarlılıkta niye bakıyordum? Şu testlerin benzeri. Yani mesela birinci konudan çok var. 30 tane soru var. 25 tanesini ben birinci konudan sorduysam arkadaşlar kapsamı düşürürüm ama ne yaparım? Soruların uyumunu. Aynı konudan soru hazırlıyorsan uyumunu arttırdığın için iç tutarlılık artar. Şimdi ben ağırlığı bir konuya verirsem arkadaşlar iç tutarlılık artar. O zaman kapsamı ne yapmış oluyorum? Düşürmüş oluyorum. Arasında nasıl ilişki var arkadaşlar? Ters orantı var. Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Evet, ters orantı vardır. Şimdi diyelim ki arkadaşlar, şimdi ben bir test hazırladım. Test hazırladım. A, 4 tane konum var. B, C, D arkadaşlar. 10'ar tane soru sordum. Güvenilirlik ve geçerlik açısından ne diyebilirsiniz? Hadi birlikte değerlendirelim. Güvenilirlik ve geçerlik arasında ne diyebilirsiniz? Evet. Şimdi neden? Bak, şimdi kavramlar üzerinden gidelim. Güvenilirlik neden yüksektir? Güvenilirlik neden yüksektir arkadaşlar? Güvenilirlik duyarlılıktan dolayı yüksektir. Değil mi?
Soru sayısı 40 tane soru var burada arkadaşlar. Bak 40 tane soru fazla bir sorudur. O yüzden soru sayısı arttıkça duyarlılık artacağı için arkadaşlar ne artıyordu? Güvenilirlik artıyordu. Burada hemfikir miyiz? Güvenlik arttı. Peki her konudan arkadaşlar soru sordum. O zaman nedir? Kapsam geçerli de yüksek. Geçerli de yüksek. Peki C'yi iptal ettim. D'ye 30'a düşürdüm soru sayısı. Ne diyorsunuz? Geçerlik düşer. Güvenlik için ne dersiniz? Güvenlik için ne diyorsunuz arkadaşlar? Geçerlik düşüyor. Çünkü konunun biri iptal oldu. Anlattığım halde sormuyorum. Güvenlik için soru sayısını düşürürseniz arkadaşlar duyarlılığı azaltırsınız. Genel bir ifadedir. Arttırmada soru sayısı arttırırsan güvenilirlik düşüyorsa arkadaşlar artıyorsa soru sayısını düşürdüğünüz zaman güvenilirlik ne olacaktır? Düşecektir. Evet, düşecek. Peki. Şuraya 10 tane ekledim. Güvenilirlik ve geçerlik için ne diyeceksiniz? A konusuna 10 tane ekledim. Evet İknur Hocam, bir senden alalım yorumu. Güvenilirlik niye arttı? Geçerlik düşer zaten. Çok güzel. İknur Hocam duyarlılıktan değil. Duyarlılıktan değil. Evet, duyarlılık olabilir. Soru sayısını artamam. Esas burada bir şeye gitmemiz lazım. Tamam duyarlılık da olur. Tamam eyvallah. Yani duyarlılık da olur. 40'a çıkardık çünkü soru sayısını. Okey. Kabul ediyorum. Ama bir şeyi daha arttırdık. Onu da söyleyeyim. Kavramlar üzerinden gidelim. Bir şeyi daha arttırdık. Niye arttırdık? Aynı konudan soru sayısını arttırdık. Aynı konudan soru sayısını arttırsak niye arttırıyorduk sevgili arkadaşlarım? İş tutarlılık. Çok güzel. İş tutarlılığı arttırıyoruz. İş tutarlılık artarsa da güvenlik artar. Ama hala nedir arkadaşlar? Şurada soru sayısı nedir arkadaşlar? Konu ünit olmadığı için geçerlik düşük. Peki yine onu da tekrar 10 tane soru sordum. Buradan 10 tane arttırdım. Ne dersiniz? Geçerli. Güzel. Çünkü her konudan soru sordum. Geçerli. Güvenilirlik iş tutarlılıktan dolayı yine artıyor. Çok güzel arkadaşlar. Harikasınız. Yani ilişkilere bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Yani kavramlar üzerinde gittiğiniz zaman zaten ilişkilendiriliyor ya. Ya böyle soru soracak zaten size. Güvenilirlik ve geçerlilik arasında ilişki ya da nereden gidecek arkadaşlar? Hatalar üzerinden gidecek. Değil mi? Hatalar üzerinden gidecek. Sabit ve sistematik hata direkt neyi düşürüyordu arkadaşlar? Geçerliği düşürüyordu. Güvenilirliği düşürmüyordu. Güvenilirlik doğrudan güvenilirlik şeyle ilgiliydi. Pardon, tesadüfi hata doğrudan güvenilirlikle ilgiliydi. Güvenilirliği düşürdüğü için geçerliği de ne yapıyordu arkadaşlar? Düşürüyordu. Üç hasada geçerliği etkiliyor, düşürüyor ama güvenilirlik sadece neden etkileniyordu arkadaşlar? Tesadüfi hatadan etkileniyordu. Evet. Ya buradan soracak ya da bu şekilde sorular verip size ne yapacak arkadaşlar? İlişkilendirecek. Şimdi buraya kadar herhalde bir sıkıntımız yoktu mu arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çünkü en zorlandığımız konu bu. Yani bunu halledersek istatistik bence çok kolay. Şimdi kapsam geçerliliği belirleme yollarına baktığımız zaman arkadaşlar, kapsam geçerliliği belirleme yolları, kapsam geçerliliği belirlemede en etkili yol nedir arkadaşlar? Belirge tablosu hazırlamaktır. Belirge tablosu hazırlamaktır. Çünkü belirge tablosunda arkadaşlar şöyle hemen şurada var. Görelim. Belirge elinizde notları vardı mı arkadaşlar? Bunları atmıştım ben. Aldınız değil mi? Tamam. İki boyutlu bir tablo. Yani iki boyutlu ne demek arkadaşlar? Boyu var, eni var. Değil mi? Derinliği de olursa ne oluyor? Üç boyutlu oluyor. Şimdi bir tarafında şurası arkadaşlar konular, üniteler olacak. Şu yazılmamış. Şu taraf hedef davranışlar. Şurası üniteler. Tamam, konular, üniteler olacak. Şunlar.
Şunlar hedef davranışlar. Bölüm taksonomisine göre bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme basamağındaki hedef davranışlar. Bir tarafında, şu tarafta arkadaşlar, hedef kazandırılmak istenen hedef davranışlar. Şu tarafında da ne var arkadaşlar? Konular var. Kapsam geçerliğini belirlemede en etkili yol diye sorarsak, geçmişte sordular arkadaşlar. Çünkü benim gideceğim yer nedir? Belikte tablosu. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Konuların, ünitelerin var bakın. Bu her konudan, her üniteden nedir? Hangi düzeyde hedef davranış kazandırdım, onlar var. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu hedef, özellikle başarı testlerinde bu hedef davranışlardan soru soruyorum. Bakın, kazandı konular da belli, kazandırdığım hedef davranışlar da belli. O yüzden nedir arkadaşlar? Konulardan ve hedef davranışlardan soru sorduğum için kapsam geçerliğini belirlemede en etkili yol nedir diye sorarsa, ben nereye gideceğim? Kapsam belki tablosuna gideceğim. Özellikle arkadaşlar, belki tablosunda şunu sileyim bakın. Şimdi belki tablosunda ben bir tane konuyla, bir tane üniteyle ilgili soru sorarsam, şu mesela vektörlerle ilgili arkadaşlar soru sordum. Bunun adı izleme testidir. İzleme testi arkadaşlar konu ünite bittikten sonra yapılır. Amacımız neydi? Öğrenme eksikliklerini belirlemek değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Öğrenme eksikliklerini belirlemekten ne yapmaya çalışıyoruz? Gidermeyeceğiz. Öğrenme eksikliklerini gidereceğiz. Kavram yanılgılarını, öğrenme eksikliklerini belirleyip bunları gidereceğiz. Konu ünitesi onda bakın. İzleme testinde arkadaşlar kaç tane hedef davranış varsa hepsinden soru sorarsınız. 5 tane bilgi düzeyinden, 3 tane kavrama, 2 tane uygulama, 2 analiz, 13 tane nedir arkadaşlar? Bundan 13 tane soru sormanız lazım. Her hedef davranıştan soru sorarsınız. Peki birkaç üniteden, birden fazla ünite olduğunda artık arkadaşlar şunların hepsinden bakın. 3 tane ünitem var. Bunun adı da nedir? Başarı testi. Başarı testinde benim amacım nedir artık arkadaşlar? Not verme. İzleme testinde biliyorsunuz not verme diye bir kaygım yoktur, öğrenme eksikliği. Bakın peki o zaman bakın kaç tane hedef davranış var arkadaşlar? Toplamda 60 tane hedef davranış var. Peki hepsinden soru soramazsınız, soramazsanız. O zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Başarı testlerinde yine bak, yine 3 konudan da soru soracağız. 3 üniteden de soru soracağız. Ama bu sefer kritik olan, mesela bilgiden 5 tane var, 3 tane sorarsın. Kavramadan 2 tane, 3 tane, 2. Uygulamadan 1 sorarsın. Analizden 2, sentezden zaten değerlendirme yok. Mesela burada bilgi düzeyinden 1 sorarsın, buradan 2 sorarsın, buradan 3 sorarsın gibi. En kritik olan yine her konudan, her üniteden soruyorsun. Yine her hedef davranıştan soruyorsun. Artık burada kritik basan 7 tane uygulama var. 7'sini sormazsın da onun içinden 2 tane, 3 tanesi daha kritiktir, daha önemlidir, ondan sorarsın. Başarı testlerinde onu yapıyoruz. Yani başarı testlerinde kritik olan hedef davranışları ne yaparsın? Hepsini yoklayabiliyorsanız çok güzel arkadaşlar. Ama bazı çok fazla olduğu zaman yoklayamazsınız. O zaman onun içinden kritik olanları ne yapacaksınız? Seçeceksiniz. Başarı testlerinde zaten nedir? Not verme amacıyla hareket ediyoruz. Peki başarı ve izleme testlerinde arkadaşlar biz öncelikle hangi geçerliği arıyoruz? Kapsam geçerli değil mi? Başarı ve kapsam geçerli öncelikle hangi testlerde aranır diye bir soru sorarsa arkadaşlar başarı ve izleme testleri diyeceğiz. Yani başarı ve izleme testi diyeceğiz. Peki kapsam geçerli belirlemede en etkili yol nedir diye sorarsa belirtke tablosu hazırlamak arkadaşlar. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? İki tane soru gelebilir buradan. Bir de kapsam geçerli diyorsak nedir arkadaşlar? Testteki sorular anlattığım konulardan kazandırdığım hedef davranışlardan gelecek. Onları örneklendirecek. Şimdi gelelim. Uzman görüşüne başvurma diyoruz arkadaşlar. Uzman görüşüne başvurma, yani ben bir test geliştiriyorum. Mesela şuradan test geliştirdim. Şuradan. Başarı testi geliştirdim arkadaşlar. Fizik öğretmeniyim. Tamam mı? Böyle başarı testi geliştirdim. Şimdi bu geliştirdiğim testin benim nedir? Kapsamı örneklendirip örneklendirmediğini uzmana inceletiyorum. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Bir uzmanı inceletiyorum. Tabii bu uzmanı incelerken ben bu soruları hazırladım bu konudan. Al incele demiyorsunuz arkadaşlar. Belki tablosunu hazırlıyorsunuz. Belki tablosunda işte her şey belli. Nerelerden soru sorduğunuzu onu da söylüyorsa ona göre inceliyor.
kritik mi davranışlar değil mi onlara bakıyor arkadaşlar. Uzman görüşü bu. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi daha önce birkaç kere şundan sordular. Aynı kapsamı ölçen başka bir testle karşılaştırma. Aynı kapsamı ölçen başka bir testle karşılaştırma. Şimdi geliştirilen test arkadaşlar aynı kapsamı ölçtüğü birinden başka bir testle ne yapıyoruz? Aynı öğrenci grubuna uyguluyoruz. Elde edilen şimdi bir korelasyon değeri elde ediyoruz arkadaşlar. Korelasyon katsayısı pozitif ve yüksekse geliştirdiğim testin kapsam geçerliği yüksektir diyorum arkadaşlar. Bak şöyle. Ben şöyle bir test geliştirdim. Ben geliştirdim bunu arkadaşlar. Az önceki 3 konudan. Şöyle geri geleyim isterseniz. Bak şimdi şu üç konudan fizik öğretmeniyim diyeyim arkadaşlar. Bir test geliştirdim. Geliştirilen test. Tamam, ben geliştirdim bunu. Daha önce bir uzman, yani daha önce şu üç konuyu, üniteyi ölçtüğü bilinen kapsam geçerliği yüksek bir test var. Geçerliği yüksek nedir arkadaşlar? Bir testim var. Tamam, kapsam geçerliği yüksek bir testim var. Şimdi bu testi ben aynı öğrenci grubuna uyguluyorum. İlk senede uyguluyorum arkadaşlar. Çıkan sonuç pozitif, yüksek ise bak benim geliştirdiğim testle kapsam geçerli yüksektir. Peki şöyle olsaydı. Geliştirdiğim test şey arkadaşlar, ilişki pozitif ancak ilişki çok düşükse hangi testin kapsam geçerliği düşüktür sizce? Şu A testi olsun, bu B testi olsun. Kapsam geçerli yüksek. A testinin kapsam geçerliği düşüktür beğenme. Mesela uyguladım aynı gruba. Tamam mı? Uyguladım. İlişki arkadaşlar ilişki pozitif ve düşük çıktı. Çok düşük çıktı. Yüksek çıkmadı. Hangisinde sorun vardır? Hangi testte sorun vardır? A'da çok güzel. Bak bu zaten yüksek arkadaşlar. Bu yüksek. Bunda bir sıkıntı yok. Bu zaten güvenilirlik geçerlik çalışması yapılmış bunu. Buna dokunamazsınız. Geçerlik çalışması yapılan bu. Yüksek çıkarsa benimki de yüksek. Şu ilişki düşük çıkarsa sorun benimkinde. Yani bu düşük arkadaşlar. A testi düşüktür. Yani onun gibi. Onun gibi hocam. Yani karşılaştırıyoruz. Çok güzel. Onun gibi deney gibi, kontrol grubu gibi. Zaten buna dokunamıyoruz. Bunu karşılaştırmak için şey yapıyoruz. Bu zaten yüksek. Bu tespit edilmiş. Tespit edilecek olan bu. Yani buraya bakacağız biz. Eğer ilişki pozitif düşük ise benimki düşük. Yüksek ise benimki nedir arkadaşlar? Yüksek. Bu zaten yüksek. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Anlaşıldı herhalde değil mi arkadaşlar? Bunu birkaç kere soru yaptılar arkadaşlar. Bir de uzun uzun anlatıyorlar böyle. Ama içeriğine baktığın zaman bir şey yok. Okurken çok zor gibi geliyor soru ama ifade ettikleri bu oluyor. Yani bu şekilde yorumlayacağız. Kapsam geçerliği ile ilgili herhalde kafamızda bir soru işareti kalmamıştır. Arkadaşlar. Daha sonra yapı geçerliğine bakarken yine ikisiyle ilgili örnekler verip yine karşılaştırırız arkadaşlar. Şimdi diğer bir geçerliğimiz nedir arkadaşlar? Ölçüt geçerliğidir. Ölçüt geçerliği arkadaşlar. Ölçüt geçerliğinde karşılaştırma var. Yani ölçüt geçerliği belirlerken arkadaşlar biz bir ölçütle karşılaştırarak geçerliği belirliyoruz. Geçerliğini belirleyeceğimiz bir test oluyor. Sonra bir ölçüt alıyoruz. O ölçütle geçerliği belirleyecek testi karşılaştırıyoruz. Testimizin geçerliğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirliyoruz. İki tür geçerlik türü vardır burada arkadaşlar. Yani ölçüt geçerliğinde bir yordama geçerliği, diğeri de uygunluk uyum geçerliğidir. ÖSYM şu ana kadar bunu daha çok seviyor arkadaşlar. Tahmin ettirmeyi daha çok şundan soruyor. Yani yordama tahmin geçerliğinden soruyor. Diğerini sormuyor. Ama sorabilir arkadaşlar. Basit bir mantığı var. Şimdi şeydir arkadaşlar. Burada iki durumu karşılaştırma vardır ölçüt geçerliğinde. Ona dikkat edeceğiz. Bir testten bahseder. Sonra o testi bir ölçütle karşılaştırmaktan bahseder arkadaşlar. Bir şeyle karşılaştırmaktan bahseder. Zaten karşılaştırma varsa burada ne vardır arkadaşlar? Ölçüt geçerliği vardır. Şimdi
geçerliğini belirleyeceğim stres. Mesela der ki 2020'deki KPSS sınavının ben nedir arkadaşlar? Geçerliğini belirlemek istiyorum. Tamam, geçerliğini belirlemek istiyorum. Şimdi bir şeyi karşılaştırması lazım burada geçerliğini belirlerken. Sonraki süreçte iş yaşamındaki başarılarıyla mı karşılaştırıyor, yoksa şeye mi bakıyor? Dershanedeki de üniversitedeki başarısına mı bakıyor arkadaşlar? Ona bakayım. Niye ölçüt alıyor? Sonraki bir süreci mi ölçüt alıyor? Önceki bir süreci mi sonuç alıyor? Dikkat alıyor. Sonraki süreç olursa arkadaşlar ölçüt. Yordama. Yordama tahmindir. Sonraki süreçtir. Önceki süreci dikkat alıyorsa arkadaşlar benim nedir arkadaşlar? Testimin uyumlu olduğunun nedir göstergesidir. Burada kritik nokta bu. Yani sonraki süreç mi? Öncekisi. Öncelikle testi soruyu okurken arkadaşlar, bunlarla ilgili soru çözeceğiz zaten. Soruyu okurken arkadaşlar şeyi dikkat edeceğiz. Yani bir geçerliği belirleyecek bir test vardır. O testi bir şeyle karşılaştırıyordur. Sonrasıyla mı karşılaştırıyor? Öncesiyle mi karşılaştırıyor? Ona bakacaksın. Mesela 2020 KPSS. Öğrenciler girdi. Şimdi bu sınavın geçerliğini belirleyecek bu. Bu sınavın geçerliğini belirlemek istiyorum. Bir ölçme değerlendirme uzmanı olarak arkadaşlar. Peki. Ben bu öğrencilerin iş yaşamındaki başarılarına bakıyorsam, bunun geçerliğini belirlerken arkadaşlar, iş yaşamındaki başarılar sonraki süreç mi, önceki süreç mi? Bak, KPSS iş atama daha sonra. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne oluyor? Sonraki. Sonradaki bir süreci dikkate alıyorsam yordama. ÖSYM bunu soruyor daha çok. Peki üniversitedeki başarılı öğrenciye üniversitedeki başarılı öğrenciler KPSS'de başarılı olmuş, ona bakıyorsam üniversite KPSS'den önce mi sonra mı? Önce. Önceki bir süreci karşılaştırıyorsam arkadaşlar uygunluk geçerlidir. Tamam, uygunluk geçerli. Ya burada dikkat etmem gereken bana bir testin geçerli veriyor ve bir şeyle karşılaştırıyordur soruda arkadaşlar. Ya sonraki bir süreçle karşılaştırıyordur ya da önceki bir süreçle karşılaştırıyordur. Mesela bakın 2018 AYT TYT neyse. Yani şu sınavın geçerliğini belirleyeceksiniz arkadaşlar. Sonraki bir süreç üniversitede bu sınavda başarılı olan üniversitede başarılıysa ne diyeceğiz arkadaşlar? Yordama. Üniversite nedir? Sonradan geliyor. Yordama geçerli. Peki lisedeki başarılı öğrenciler bu sınavda başarılı olmuş. Başarısız olanlar başarısız olmuş. Demek ki başarılı öğrenciyi seçmeye uygunmuş. Uyumluymuş. Değil mi? Uyumluymuş arkadaşlar. Uygunluk geçerlidir. Mesela başka örnekleri arttırabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki 2021 ne olsun LGS. LGS sınavının ben geçerliğini belirlemek istiyorum. Sonraki bir durumda neyle karşılaştırabilirim arkadaşlar? Sonraki bir durumu neyle karşılaştırırsam yordama olur? Sonraki bir şey ne olabilir? LGS dediğine göre nerede başarısına bakacağım? LGS liselere giriş ya. Lisedeki başarısı. Yani lisede, burada başarılı olan lisede de başarılı olmuşsa iyi tahmin etmiş. Başarılı öğrenciler, iyi öğrenciler iyi tahmin etmiş demektir. Sonrası tahmindir. Peki ortaokuldaki başarı diyorsa, ortaokuldaki başarılı öğrencileri seçmişse demek ki uygun bir testmiş diyorum. Önceki sürece bakıyorsam uygunluk oluyor. Sonraki sürece bakarsam arkadaşlar ne oluyor? Şey oluyor. Mesela iş yerinde nedir arkadaşlar? İş yerinde bir eleman olacak. İş yerinde bir eleman olacak. İş yeri ne yapıyor arkadaşlar? Kendi sınavını yapıyor. Sonra nedir arkadaşlar? İş yaşamındaki başarısına bakıyor kişi. Nedir? Sonraki süreç mi? Evet. Yordama. Peki ne geldik? Diyelim ki dershanede bir deneme testi yaptım arkadaşlar. Dershanede ne yaptım? Bir deneme testi yaptım. Tamam, bir deneme testi yaptım. Şimdi deneme testinin geçerliğini belirlemek istiyorum. Geçerliğini ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Belirlemek istiyorum. Peki belirlerken arkadaşlar ben işte diyelim ki 2020 23'teki
KPSS sınavına ne yapacağım arkadaşlar? Dikkat alacağım. Bu seneki, evet, sonraki bir süreç. Peki, bunun geçerini belirlemek için arkadaşlar, 2022'deki sınavın sınava bakıyorum. Onunla karşılaştırıyorum. Evet, o zaman öncekine bakıyorsam arkadaşlar, öncekine bakıyorsam nedir? Uygunluktur. Sonrakine bakıyorsam arkadaşlar nedir? Şeydir. Yordamadır. Yani yordamadır arkadaşlar. Yani ölçüt geçerliğin mantığı bu arkadaşlar. Ölçüt geçerliğinde dikkat etmemiz gereken kritik şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir geçerli bilecek mutlaka testi olacak ve karşılaştığı bir durum olacak. Karşılaştırdığı durum sonraki ise yordama. Önceki ise uygunluk. O kadar basit. Şeyle ilgili arkadaşlar, ölçüt geçerliğiyle ilgili kafanıza takılan bir şey oldu mu? Yani yordama geçerli, uygun. Dediğim gibi yordama geçerliğinde daha çok soruyor. Doğru. Şimdi gelelim. Yapı geçerli. Yapısalcılıktan aklınıza gelsin. Değil mi? Zihnin öğeleri. Değil mi? Strüktüralizm. Çoğunuz danışmansınız herhalde değil mi arkadaşlar burada? Psikolojik danışmansınız. Hangi branşlar var burada arkadaşlar? Hepsi herhalde şey değil mi? Federe. İknur Federe, Şeyma. Oh maşallah. Federe. 3 kişi Federe. Diğer arkadaşlar. Ayten Hocam Federe. Evet. Şeyma Hocam su içmeye gitti herhalde. Yani Federe sınıfı sayılır. Rukan Hocam o da yok herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar yapı geçerliğinde diye dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yapı adı üzerinde yapı. Yani zihinsel süreçlerimiz. Zihinsel süreçlerimizde bizim bilişsel özelliklerimiz vardır. Bir de ne vardır arkadaşlar? Duyusal, psikolojik özelliklerimiz vardır. Bunlar bizim neyimizi oluşturuyor? Yapımızı oluşturuyor. Değil mi? Bunlar yapımızı da oluşturuyor. Yani yapı geçerli dediğimiz olay şu arkadaşlar. Bireyde aslında geçerliğin kendisidir. Ölçmek istediğimiz özellik nedir arkadaşlar? Ölçmek istediğimiz özelliği belirlemek nedir? Yapı geçerlidir. Yani bireyde var olduğunu kabul ettiğimiz ancak görülemediğimiz özellikler bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Yapıdır. İşte bilgi yapımızdır. Göremediğimiz ama zihinsel süreçler dikkat ederseniz. Zeka, ilgi, tutum, kişilik, kaygı, bütün psikolojik özelliklerimiz zaten bizim nedir arkadaşlar? Bütün psikolojik özelliklerimiz bizim için nedir? Birer yapıdır. Bilgi de zihinsel süreç olduğu için bu da yapıdır. Peki arkadaşlar, yordama geçerliğini biz özellikle hangi testlerde aramalıyız? Mesela kapsam geçerli, izleme ve başarı testlerinde kapsam geçerli. Evet, seçme sınavlarında. Arkadaşlar, seçme sınavı. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bunlar, bak şu özellikler arkadaşlar, var olduğunu düşünüyoruz. Ama duyularla kavrayamıyoruz değil mi arkadaşlar? Var olduğunu düşündüğümüz şeyler, duyularla kavrayamadığımız şeyler teorik kuramsal şeylerdir. Yani bilim adamların teorilerinde yer alan şeylerdir arkadaşlar. Bunlar bilişsel psikolojik. Yani şeyi gören var mı? Zekayı gören var mı? İşte kişiliği gören var mı? Kaygıyı gören var mı? Tutumu gören var mı? Bilgiyi gören var mı? Hayır, görmüyorsa bunlar bizim arkadaşlar soyut özelliklerdir. Ve bunlar ancak nedir arkadaşlar? Teorik kuramsal olarak var olan, ifade edilen şeylerdir. Yani bilim adamlarının nedir? Kuramlarında, teorilerinde olan şeylerdir. Şimdi ölçmede şey dedik ya arkadaşlar, yapı geçerliğinde ne demiştik? Yapı geçerliğinde hatırlayın. Ölçmek istediği özelliği başka özelliklerle karıştırmayacak. Yani ölçmek istediği özelliği ölçecek arkadaşlar. Yani özelliği sahip olanla olmayanı ayırt etmek. Zaten arkadaşlar biz ölçme şeyinin geçerliğin tanımında bunu vermedik mi? Bunu verdik değil mi? Geçerliğin tanımında nedir arkadaşlar? Bunu verdik. Özelliği sahip olanla olmayanı
ortaya koymak. Özellikle özelliğe sahip olana nedir arkadaşlar? Ön plana çıkarmaktır. Zaten ayırt edicilik kavramı daha çok yapı geçerliliğiyle ilgili. Yapı geçerliliğinde biz ölçmek istediğimiz özelliği ölçmek istiyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki matematik bilgisini ölçmek istiyorsun. Testlerimin hepsi matematikle ilgili olacak. Bir kere yapı geçerliliğinin yüksek olabilmesi için. Bir de o özelliği sahip olanla olmayanı ne yapmak istiyorum ben arkadaşlar? Ayırmak istiyorum. Özelliği sahip olanla olmayanı ayırmak istiyorsan bu yapı geçerlidir. Peki testteki sorularım, anlattığım konulardan, kazandırdığım hedef davranışlardansa böyle bir soruyla karşılaşırsanız o zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? O zaman ne diyeceksiniz? Kapsam geçerli diyeceğiz. Ama testteki sorular ölçmek istediği özelliği ölçüyor diyorsa, matematiği ölçüyor, tarihi ölçüyor, ilgiyi ölçüyor, tutumu ölçüyor diyorsa arkadaşlar, bakın ifadeler çok farklıdır. Kapsam geçerliğinde konulardan, hedef davranışlardan bahseder. Bunların örneklendirmesinden bahseder. Yapı geçerliğinde niye ölçmek istiyorsa nedir arkadaşlar? Onu ölçmek ister. Bu özelliği sahip olanla olmayanı nedir arkadaşlar? Ayırmak ister. İkisinin ayrımını yapabildik mi arkadaşlar? Bak şöyledir. Diyelim ki madde. Şimdi matematik. Burada matematik soruları olacak. Tamam mı? Şimdi bu matematik soruları arkadaşlar matematik bilgisini ölçebiliyorsa yapı geçerli yüksek. Ama şöyle derse buradaki matematik sorular anlatılan konuları kazandırılan hedef davranışları örneklendiriyor derse içerikle ilgilidir. O zaman nereye gideceksiniz? Kapsam geçerli. Ama matematik bilgisini ölçüyor, matematik özelliğine sahip olanla olmayanı ölçüyor derse nereye gideceksiniz arkadaşlar? Yapı geçerliğine gideceksiniz. Tamam, yapı geçerliğine gideceksiniz. Şimdi peki ben bak özelliği sahip olanla olmayanı ayırmak istiyorum bak yapı geçerliğinde arkadaşlar. Yapı geçerliğinde ben özelliği sahip olanla olmayanı olmak istiyorum. Diyelim ki nedir işte? Matematik testi uygulayacağım. Matematik öğretmeniyim. Matematik testi uygulayacağım. Ya ben bak şimdi bilenle bilmeyeni nedir ayırmak istiyorum. Matematik bilgisine sahip olanla olmayan ayrılsın istiyorum. Olan yüksek alsın, olmayan düşük alsın istiyorum. Tamam, benim derdim bu. Yapı geçerliğinde arkadaşlar. Peki yapı geçerliğini ne düşürür o zaman? Bak şu adamlar şu zaten her koşulda yüksek alır özelliğe sahip. Şu adam özelliğe sahip olmadan yüksek puan alıyorsa o zaman yapı geçerliği düşer. Peki neden düşer arkadaşlar? Bak her yıl aynı soruları sorarsam şunlar alır, ezberler gelir. Bilgisine sahip olmadan bilgiliymiş gibi görülür. Özelliğe sahipmiş gibi görülür. Yapı geçerliği düşer mi? Düşer. İpuçları varsa adam bilmeden yapabilir. Yine ayıramadım. Seçenekli sınav vardır. Atıp tutturdu. Bir de nedir? İki seçenekli falan şey diyor. Düzeltme formülü diyor. Nedir arkadaşlar? Özelliği sahip olmadan yüksek puan aldı. Bu zaten özelliği sahip. Her koşulda yüksek puan alıyor. Nedir? Bakın sahip olanla olmayanı ayıramadım. Kopya. Hiç bilgisi yokken yüksek puan aldı. Açık kitap sınavı açtı yazdı adam. Açtı ne yaptı arkadaşlar? Yazdı. Peki cevap anahtarı sistematik verdiniz. Böyle şekilli. Demek şöyle tembel öğrenci bir gördü, güzel bir desen yaptı, yüksek puan aldı. Peki özelliğe sahip mi? Değil. O zaman yüksek özelliğe sahip olanla olmayanı ayıramadım ben. Yapı geçerliği ne yaptı arkadaşlar? Şey, soruları önceden sınıfta çözmek, önceden vermek. Bak bunlar hep bunun işine yarıyor. Bunun işine yaradığı için arkadaşlar düşük zayıf öğrencinin işine yaradığı için o da yüksek puan. Özelliğe sahip olmadan yüksek puan alıyor. O zaman ben ayırabildim mi? Hayır. Ayırt edicilik düşükse arkadaşlar yapı geçerliği de nedir? Düşüktür. Yapı geçerliği de düşüktür. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak. Özelliğe sahip olanla olmayanı ayıracaksınız. Peki özelliğe sahip olmayana yönelik ben bir takım böyle primler verirsem o zaman özelliğe sahip olan da yüksek olmayan da varmış gibi gözükür. O zaman ayırt edicilik düşük olduğu için bilenle bilmeyeni ayırt edemem. Yapı geçerliği nedir arkadaşlar? Düşüktür. Ha, şöyle bir şey var. Şöyle bir ifadeyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Kafanızı karıştırabilir.
yapı geçerliliğiyle iş tutarlılık kişinin genellikle yapı geçerliliği yüksekse iş tutarlılık yüksektir. Şimdi bu şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yapı geçerliliği daha çok, şimdi yapı geçerliliği biliyorsunuz kapsam geçerliliği de ters orantılıydı. Yapı geçerliliğinde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi bilgi testlerinde bu pek olmaz. Olabilir de olmayabilir de. Yapı geçerliliği şunu arar. Yapı geçerliği soruların her şeyde matematik bilgisini ölçüyor. Matematikle mi ilgili değil mi ona bakar. Matematik testi ise. Hangi konudan sorulmuş? Hangi hedef davranıştan sorulmuş? Ona çok bakmaz. Ona bakan nedir arkadaşlar? Kapsam geçerlidir. Burada matematik bilgisini ölçecek. Matematikle ilgili olacak ona bakacak. Tamam mı? Ona bakmaz. Zaten daha çok yapı geçerli psikolojik testlerde karşımıza çıkar. İlgiyi tuttuğum kişi psikolojik danışmansınız arkadaşlar. Bu sorular birbirine benzer değil mi? Hatta aynı sorular nedir arkadaşlar? Belli noktalarda tutarlılığı belirlemek için sorulmaz mı? Evet. Değil mi? Yani aynı sorular. Mesela tekrar tekrar sorulur ki arada bakalım ilk cevapla sonraki cevap birbirine tutuyor mu? Atıp tutturuyor mu? Değil mi? Tutarlılığına da bakıyoruz. Sorular çok benzer olduğu için psikolojik özelliklerde arkadaşlar iş tutarlılık yüksektir. Peki ilgiyi, tutumu, kişiliği ölçtüğü için ölçmek istediği özelliği de ölçüyor mu? Ölçüyor. Sorular birbirine benzer mi? Benzer. O yüzden genellikle dediğimiz olay bu. Yani iş tutarlılığın burada yüksek olmasının nedenini anladınız mı arkadaşlar? Genelde psikolojik testlerden kaynaklanır. Psikolojik testteki sorular birbiriyle çok alakalı olduğu için ve aynı zamanda mesela kişilik testi yaptım. Kişiliği ölçüyor. Yani kişiliği ölçüyor. Kişiliği ölçtüğü için yapı geçerli yüksek. Kişilik testleri birbirine çok benzerdir zaten. O yüzden de iş tutarlılık da yüksektir. İş tutarlılık yüksek olursa nedir arkadaşlar? Şey de yüksektir. Yani yapı geçerli yüksek oluyor burada. Oradan aklınız karışmasın. Genellikle biz arkadaşlar psikolojik testlerde öncelikle yapı geçerli arıyoruz. Ama bu demek değil ki başarı testlerinde aramıyoruz. Tabii ki arıyoruz arkadaşlar. Ama öncelikle derse nedir? Psikolojik testler aklınıza gelsin. Evet. Bugünlük ölçme dersimiz bu kadar arkadaşlar.